Halep'ten muhaliflerin çıkartılmasıyla birlikte Suriye'de denklem ciddi manada değişti. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki siyasi stratejisinin esasen PYD korumacılığı, PYD'yi IŞİD'e karşı savaştırıp meşrulaştırmak ve akabinde onu devletleştirecek yapılanmaya sürüklemek dışında bir stratejisinin olmadığını Suriye'de Obama yönetiminin en azından görmüş olduk. Türkiye'nin dolayısıyla Rusya'yla, İran'la ve Esad yönetimiyle ve onun etrafındaki diğer güçlerle Suriye'nin bütünlüğü konusunda bir stratejiyi acilen devreye sokması elzemdir artık. Dolayısıyla biz bu Moskova'daki başlayan sürecin ileri gitmesini destekliyoruz. Bizim askerimiz Elbap'ta şehit oluyor. Fırat Kalkanı operasyonuyla şehit oluyor. Özgür Suriye ordusunun hala doğru dürüst bir mücadele yapmadığı, işin çoğunun bizim askerimizin üzerinde olduğu doğru. Gelen şehitlerimizden belli. Dolayısıyla buradaki cihatçıları Türkiye'de tutmadan o bölgeye sevk etmek gerekiyor. Madem Türkiye onları kontrol ediyor, madem Halep'teki anlaşmayı Türkiye üzerinden yaptılar, madem Türkiye onları eğitti, donattı, oraya şey yaptı ve orada yenildi bunlar, o zaman onları çekip Türkiye'de tutmadan Fırat Kalkanı operasyonuna göndermesi gerekir. Bizim askerimizin şehit en az zararla oradan kurtulması gerekir. Ve daha sonra da bu Fırat Kalkanı operasyonunun geleceğini, yarın Suriye'de barış görüşmeleri başladığında, ki umuyoruz başlasın bir an önce, o zaman Şam yönetimiyle o alanların kontrolü konusunda daha kolay bir uzlaşmaya varılabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Moskova'da varılan mutabakat terörizme karşı mücadeleydi. İdlib, bu muhalifler, silahlı muhalifler, Halep'te yenildiler. İdlib'de durmalarının bir anlamı yok. Madem terörizme karşı mücadele, IŞİD'e karşı mücadele, o zaman bunlar Türk askeri de Fırat Kalkanı ile IŞİD'e karşı mücadele ediyor. Bunları o bölgeye sevk edip orada kendi ülkeleri için terörizme karşı bunları savaştırmak en doğru yoldur diye düşünüyoruz. Bizim eğer Fırat Kalkanı ile ilgili bir an önce başlayacak Astana'da yapılacak görüşmelerde bu Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili Esad yönetimiyle bir şekilde kanal oluşturup IŞİD'e karşı mücadele konusunda bir birlik sağlayamazsak ve Halep'ten İdlib'e gelen güçleri o bölgeye sevk edemesek esasen bu süreci de çökertmiş oluruz. Yani Viyana süreci çökmüştü. Şimdi Astana'da başlayacak süreçte esasen çöker, işe yaramaz. Saygılar sunuyorum.